Şimdi internet bağımlılığının önlenmesinde stratejilerden bahsettik. Araçlarımız nelerdir? Birincisi bilgilendirmedir. Mümkün olduğu kadar bu konuyla alakalı seminerler yapmamızda, farkındalığı artıracak çalışmalar yapmamızda fayda var. İkincisi eğitim vermektir. Türkiye Bağımlılık Mücadele Eğitimi TBMM programı bu mücadele önlemeyle alakalı yapılacak çalışmalar çerçevesinde tasarlandı. Bir tanesi budur. Üçüncü madde, bu çok önemli, hocamın bahsettiği konuyla da alakalı, toplumsal mücadele meselesi. Toplumsal mücadele meselesi ne demek? Şu demek. Bir anne baba ne kadar bilinçli olursa olsun, ne kadar bazı şeylerin farkında olursa olsun, yani dört duvar ev, çocuk ne yapacak? Ne yapacak yani? Sabahtan akşama kadar kendi kafasına şişmiş, çocuğa süre koyuyor, bir saat kullan, iki saat kullan, o süre bitiyor. Çocuk adama bakıyor, adam çocuğa bakıyor, çok fazla alternatif yok. O yüzden mutlaka bir toplum içerisinde, küçük gruplar içerisinde bir faaliyetin olması lazım. Afrikalıların çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir çocuk eğitmek istiyorsan önce bir köy kur. Çünkü insanı sadece anne baba eğitmez, çevresindeki insanlar toplum da eğitir. O yüzden çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sağlıklı bir toplum alternatif çocuğa koymak zorundayız ki sağlıklı bir alternatife kaymamış olsun. Bu anlamda hangi noktalarda çocuklar boşluğa düşüyorlar ve akşamları özellikle, yaz tatillerinde özellikle, hafta sonlarında özellikle daha çok internete muhtaç durumda kalıyorlar. Bununla alakalı STK'ların tespitler yapıp çalışmalar yapması lazım lokal bazda. Ulusal bazda yapılacak çalışmalar büyük bütçe ister, uzun zaman ister, bir sürü lokal değişiklik olur vesaire. Ama hiç ona bakmadan, devleti beklemeden bizim 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi küçük küçük çalışmalarla kendi çapımızda bir adım atmamız mümkün olur. Problemi %100 çözer mi? Çözmez. %10 çözsün harika. %5 çözsün, o da iyi bir şey. En azından biz kendi tarafımızda olanı yaparız. Geçen hafta Yeşilay'dan bir ekip bağımlılık rehabilitasyonuyla alakalı İngiltere'deki kurumları ziyaret ettiler. Dönüşlerinde de bize rapor verdiler. Raporda çok ilginç bir madde vardı. Dedi ki, raporu yazan arkadaşlardan biri, hocam dedi, bizim burada dedi, Türkiye'de herkes rehabilitasyon köyleri, rehabilitasyon yerleri, mekanları falan kocaman kocaman projeler düşünüyorlar. Büyük bütçeli, sürdürülebilirliği az ve tek mekana bağlı projeler düşünüyorlar. İngiltere'de şunu gördük, küçücük evlerde küçük küçük çalışmalar yapıyorlar. İki katlı bir evde 20 kişiye çalışma yapıyor. Başka bir evde başka bir 20 kişiye başka birisi çalışma yapıyor. Başka birisi başka 30 kişiye yapıyor. O yüzden benim kanaatim yerel STK olmayı, yerel sivil toplum çalışması yapmayı biz maalesef çok ciddi olarak işletemiyoruz. Halbuki en önemli şey yerel anlamda bir düzenleme yapmak. Kendi mahallemde, kendi evimde, kendi apartmanımda, kendi ilçemde ne yapabiliyorum ben? Bu tür çalışmalar ne kadar artarsa toplumsal düzenleme o kadar mümkün olacak ama bu tür çalışmalar olmazsa ne kadar kanuni düzenleme yapılırsa yapılsın alternatif olmazsa insanlar bir şekilde bu davranışa yönelecekler. O yüzden teknoloji bağımlılığını, internet bağımlılığını ortaya çıkartan sosyal faktörleri elimine etme anlamında, psikoloji faktörleri elimine etme anlamında mutlaka yerel çalışmalar yapmaya, yerel anlamdaki imkanları gözeterek imkanlar oluşturmaya mecburuz. Ne kadar yaparsak o kadar netice alacağız diye düşünüyorum. Çevresel düzenlemeyle alakalı kanun düzenlemeler çok önemli bu konuda. Hangi yasalar yapılmış, nasıl bir sınırlama var? Ciddi anlamda bir devletin tarafına bakan yönü var. Bununla alakalı bizim yapabileceğimiz şey de dünyadaki uygulamalar nelerdir, bizim işimize yarayacak uygulamalar nelerdir? Bununla alakalı çalışmalar hazırlayıp, raporlar hazırlayıp devleti, ilgilileri, yetkilileri sıkıştırmak. Yani şöyle düşünün, bakıyorsunuz bir ilçede sular kesik olsa bir ay insanlar şikayet ediyor, ayağa kalkıyor, kaymakama gidiyor, milletvekili gidiyor, valiye gidiyor. Bir yıl kesik olsa olay oluyor ilçede. Olur mu, susuz olur mu? Olmaz. Bir ilçede elektrikler kesilse iki ay olay olur. Niye? İki ay elektrik kesilir mi? Kesilmez yani. Niye? İhtiyacımız var elektriğe. Suya ihtiyacımız var. İnternetle alakalı da bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Ya da İnternet bir kenara bırakıp çocuklarımızın nefes alabileceği imkanlarla alakalı düzenlemeye ihtiyacımız var. Aynı su gibi, aynı elektrik gibi çocukların faaliyet yapabilecekleri,
kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanlara, alanlara ihtiyaçları var. Su gibi, elektrik gibi bunun peşine, hastane gibi bunun peşine düşmemiz lazım. Bakın Güney Kore'den bahsettik. Güney Kore'de iki tane merkez var. Bir tanesi ayaktan tedavi yapıyor, bir tanesi yatılı tedavi yapıyor. Bir tanesi 200'ün üzerinde şubesi var. Bir tanesinde zannediyorum 30 tane şubesi var. Ciddi para harcanıyor. Ve Türkiye'de de şayet üzerinde durulmazsa bu meselenin, biz de ilerleyen zamanda Güney Kore gibi ayaktan tedavi merkezleri, yatılı tedavi merkezleri açacağız. Yazık günah. Aynı parayı bugün çocukların enerjilerini boşaltabilecekleri, hareket edebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanlara harcayalım. Sonra da hastaneye harcamamış olalım. Her yönden biz kâr etmiş oluruz.